Eski zamanlardan kalma bir Roma efsanesine göre Sapo Dağı'nın kıyısında bulunan Tiber Nehri'nde çamaşırlarını yıkayan kadınlar, çamaşırlarını eskiye oranla çok daha az çaba sarf ederek temizlediklerini fark ettiler. Hayvanların kurban edildiği Sapo Dağı'ndan Tiber Nehri'ne yağmurla birlikte hayvan yağları ve odun küllerinin karışmasıyla basit bir sabun oluşuyordu. Zamanla sabun, yağmur suları, kül ve hayvan yağlarından üretilip temizlik ve ticaret amaçlı kullanıldı. Bu videomuzda zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve potasyum hidroksidi kullanarak sıvı sabun yapacağız. İyi seyirler. Kullanacağımız malzemeleri soldan başlayarak sayacak olursak bir miktar zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, saf su ve potasyum hidroksit. İlk olarak sıvılaşmaları için daha önceden ısıttığım Hindistan cevizi yağlarımızı bir beher glasa doldurup tartıyorum. 50 mililitrelik 2 şişe Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bu da yaklaşık 95 grama denk geliyor. Beher glasın tarasını aldıktan sonra 230 gram kadar zeytinyağı tartıyorum. Elimdeki bütün Hindistan cevizi yağını az önce ölçtüğüm zeytinyağına katıp bunu ısınması için ve güzel bir şekilde karışabilmesi için sıcak bir plakanın üstüne koyup kenarda bekletiyorum. Yağlarımız bir kenarda ısınırlarken yaklaşık 10 gram kadar potasyum hidroksit tartıp bunun sulu çözeltisini hazırlıyorum. Bu egzotermik bir tepkime olduğundan dolayı potasyum hidroksiti suya karıştırdığımız zaman oldukça fazla miktarlarda ısı açığa çıkacak. Bundan dolayı potasyum hidroksiti yavaş ve az miktarlarda eklemek en doğrusu. Ben biraz acele etmeye çalıştığımdan dolayı beher çok ısındı. Bundan dolayı camın önüne çıkardım. Yağlar birbirleri içerisinde güzel bir şekilde karışacak kadar ısındıkları zaman bunları tablonun üzerinden çekmiştim. Şimdi tekrardan ısıtıcıyı alıp beher glası üstüne koyup sıcaklığı düşük bir seviyede açıyorum. Termometremi beherin içine koyduğum zaman yaklaşık 30 derece gibi bir sıcaklık okuyorum. Burası yaklaşık 60-70 dereceye kadar ısınacak, ardından da bazımızı ekleyeceğiz. Yavaş bir şekilde potasyum hidroksit çözeltisini yağın içerisine döküyorum. Bazı beherin içerisine döktüğüm andan itibaren renkte bir değişim fark ediyoruz ve tepkimenin başladığını gözlemliyoruz. Şimdi hazırladığımız bu karışımı çok iyi bir şekilde karıştırmamız ve her yarım saatte bir gelip tekrardan karıştırmamız gerekecek. İlk baştaki karıştırma işlemimiz için bir el blenderı kullanmak neredeyse şart. Ancak zorunlu değil, elimizle karıştırmamız mümkün. Ben elimdeki bir matkabın ucuna bir Allen anahtarı taktım ve matkabı yüksek hızda çalıştırarak güzel bir şekilde karıştırmaya çalıştım. Hazırladığım karışım sulu bir jöle seviyesine geldiği zaman karıştırma işlemini bırakıyorum ve yarım saat ısınması için bekletiyorum. İlk yarım saatin ardından görebildiğiniz gibi karışım iki farklı faza ayrılmış durumda. Bunları birbirlerinin içerisine yedirecek bir şekilde güzel bir şekilde tekrardan karıştırıyoruz. Zaman ilerledikçe karışımımız sıvı halden epey katı bir hale geçiyor. Yaklaşık 4 saatin ardından karıştırma ısıtma işlemini tamamlıyorum ve yeterince ısıtıp ısıtmadığımı test etmek amacıyla bir miktar su kaynatıyorum. Suyumuz bir kenarda kaynarken ufak bir beher glasa 10 gram kadar karışımımızdan koyuyorum.
Karışımın yeteri kadar pişip pişmediğini test edeceğimiz bu testte kullanacağımız sabun miktarının 2 katı kadar su içerisinde kendisini çözmeye çalışıyoruz. 10 gram sabun kullanacağım için 20 mililitre kadar su ölçtüm ve kaynar suyu berglasa ekledim. Epey uzun uğraşlar sonrasında bütün sabunu suyun içerisinde eritmeyi başardım ve gördüğünüz üzere epey şeffaf bir solüsyon elde ettim. Bu bizlere pişirme işlemimizin tamamlandığını gösteriyor ve artık bir sonraki adıma geçebiliriz. Elimde bütün bu sabunu ve ekleyeceğimiz suyu taşıyacak kadar büyük bir berglas olmadığı için bir kavanoz alıyorum ve bu kavanozun içerisine hazırladığımız bütün sabunu dolduruyorum. İlerleyen dakikalarda bir kavanoz kullandığım için çok büyük pişmanlık yaşayacağım ama şimdilik işlemimize devam ediyoruz. Aynı az önce yaptığım testteki gibi elimdeki katı sabun miktarının 2 katı kadar kaynar su ölçüp bunu kavanozun içerisine ekliyorum. Sabunu eklediğim su içerisinde çözmeye çalışıyorum. Ancak bu işlem şu anda pek mümkün görünmüyor. Bundan dolayı karışımı gece boyunca bekletip ertesi sabah tekrardan devam edeceğim. Hem sabunumuzun daha kıvamlı olması için hem de deneyin başında kullandığımız yaklaşık %10 kadar fazla potasyum hidroksiti nötrlemek için 12 gram boraks ölçüp bunu su içerisinde çözüyorum. Çözeltimizi hazırladıktan sonra ertesi sabah deneye devam etmeye geçiyorum. Sabah ilk iş olarak kayıt dışında hazırladığım sabunu su içerisinde çözmeye çalışıyorum. Güzel bir şekilde çözünmediği için kavanozu ispirto ocağının üstüne koyup bir miktar ısıtmaya başlıyorum. Ve ısıtmaya başladıktan yaklaşık 1-2 dakika içerisinde kavanozun ısıya dayanıklı olmadığını fark ediyorum ve kırılmış kavanozdan her yere sabun akıyor. Saatlerce uğraştığım bu emeğin çöpe gitmesini istemediğimden dolayı elinden gelen en iyi şekilde halıya dökülen ve masaya dökülen sabunu topladım. Ardından bir süzgeç aracıyla kaba parçacıkları filtreledim. Sonrasında da ince bir filtre kağıdı kullanarak bütün karışımı filtreledim. Sabun halıya döküldü diye üzülmek yerine halıyı balkona çıkartıyorum ve sabunumuzu test ediyorum. Görebildiğiniz üzere sabun çok güzel bir şekilde köpürüyor ve halıyı çok güzel bir şekilde temizleyebiliyor. Yaklaşık 1,5 litre kadar sabun elde etmeyi beklerken yere döküldüğü için elde ettiğim sabun miktarı yaklaşık yarım litre. Sabunu tam olarak kullanmak için yaklaşık bir hafta kadar bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ancak videoya göstermek için bir miktar sabun alıyorum elime ve çok güzel bir şekilde köpürdüğünü, elimi güzel bir şekilde temizleyebildiğini görüyorum. Yaparken birçok yeni şey öğrendiğim, tecrübe edindiğim bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.